Merhaba. Bir süredir benden vlog, kitaplık turu ya da bir günüm nasıl geçiyor şeklinde videolar istiyorsunuz. Fakat genelde monoton bir hayatım var. Sabah kalkıyorum, bilgisayar başına geçiyorum. Orada bir takım PDF'ler okuyorum ya da video yapıyorum. Hayatım çok basit yani. Dolayısıyla vlog yapacak bir hayatım yok. 40 yılda bir tatile dışarıya gezmeye çıktığımızda belki görüntü toplarım demiştim. Şimdi onu yapmaya karar verdim. Kastamonu'dayız. Şehrin yani eşimin ailesinin köyündeyiz, öyle söyleyeyim. Baya güzel, yeşil, doğal bir ortam. Tam benim sevdiğim türden bir ortam. Hazır geldik, 4-5 gün keyif yapacağız. Şehirden uzaklaşacağız dedik. Ben de bari vlog çıkarayım dedim. Burada video yapmakla uğraşmıyorum. Sadece kitap okuyorum. İşte doğanın keyfini çıkarıyorum. Zira zaten bir aylık videom var. Stok yaptım, baya bir çalıştım ve öyle geldim. Bugün Seher'le ormanda yürüyüş yapacağız. Doğayı göreceğiz. Sohbet muhabbet dönecek. Ama Seher'i göstermeyeceğim çünkü o ameliyat oldu ve görünmek istemiyor. Bu yüzden sadece beni göreceksiniz. Bazen kamerayı kendim alacağım, işte selfie modunda konuşacağım. Bazen Seher beni arkadan çekecek. Bazense beni görmeyeceksiniz. Doğayı çekeceğim ve arka taraftan konuşacağım. Neyse, zaten izleyince anlayacaksınız. Öyleyse başlayalım. Şansımıza birkaç gündür epey sıcaktı. Genelde buralar hep soğuk oluyormuş. Ya biz geldiğimizden beri yandık. Hatta ensem kıpkırmızı oldu yani. Amele yanığı oldum diyebilirim. Ama bugün çekim yapabileceğimiz tek gündü, tek boş gündü. Ve şansımıza bugün hava güneşli ya da sıcak değil. Hatta yağmur yağma ihtimali var. Umarım yağmaz. Yine de güzel bir çekim olacağından eminim gibi bir şey. Göreceğiz. İlk defa vlog yapıyorum. Biraz da saçma geliyor açıkçası. Yani niye etrafta gezerken, keyfine bakarken kamerayı açıp da bakın ben ne yapıyorum diye gösterirsin, anlamış değilim. Hakikaten güzel bir ortam yalnız ya, baksanıza. Ya bizim gibi beton içinde yaşayan, şehirden çıkamayan insanlar için böyle doğal bir ortam hakikaten hoş oluyor. Neticede her ne kadar hayatımız şehirde geçse de doğal ortamda, yani evrimsel süreçte hep ormanlarda, börtü böcek içinde falan yaşamışız. Doğamızda var yani. Bu yüzden de insanlar yaşlandıkları zaman genelde ormana, köye, doğaya kaçmak istiyorlar. Bizlerse gençken şehirde yaşamak, keyif yapmak, işte lüks, konfor, biraz havalı ortamlarda gezmek istiyoruz. Halbuki hepimizin içinde şurada yaşama isteği var. Ha, çoğumuz da genelde yaşlandığımızda ortaya çıkıyor ama doğayla iç içe olan insanlar için genç yaşlarda da doğa aşkı ortaya çıkıyor. Her neyse, konuşuyorum, beni görmüyorsunuz. Seher'e vereyim, o beni çeksin. Ben önden yürüyeyim, arada size döneyim. Öyle bir şeyler yapalım. Biraz salaş bir tipim var. Yapacak bir şey yok. Gelin. Seher zaten bu yollardan bayağı bir geçmiş. Yani belki 50 kere gitmiştir. Ormanda kaybolmuşlar falan. Ben daha önce ilk geldiğimiz gün onunla burada yürüdüm. Baktım güzel bir ortam var. En azından kaybolmayacağıma inandığım için burada çekim yapayım dedim. Bakalım beğenecek misiniz? Aslında var ya, bunu şöyle kullanabiliriz. Bunu izleyenlere söylüyorum. Hani şu anda pek konuşmasam da, bir şey bulamasam da burada çektiğim görüntüleri daha sonra bir podcast'te, bir şeyde kullanabilirim. Mesela ben sadece yürüyorum, etrafta doğa var, bir şeyler görüyoruz. Fakat kayıtta üstüne podcast kaydetmişim. Yani bir konu koymuşum. Siz de bomboş ekrana bakmak yerine bir yandan etrafı izliyorsunuz. Ya da burada çektiğim doğal görüntüleri daha sonraki videolarımda yine geçiş olması amacıyla kullanabilirim. Yani evden çıkmak güzel. Benim hayatım şu an evde geçtiği için sabahtan akşama kadar bilgisayar odasında sürekli kapalı ortamda kaldığım için gerçekten bunaldım. O yüzden pek bir görüntü falan da toplayamıyorum. Genelde aynı şeyleri kullanmak zorunda kalıyorum. Şimdi biraz daha farklı. Şimdi bakıyorsunuz doğa, güzellik, mesela şuraya bakın, yani hoş bir görüntü. İnsan ihtiyaç duyuyor. Fakat kendimiz bunu yok ediyoruz. O kadar çok her yere beton döşüyoruz ki hiçbir yeşillik kalmıyor ve en sonunda bir tane ağaca tamah eder hale geliyoruz. Yani bir ev alacaksınız veya bir yere taşınacaksınız. Bir site veya herhangi bir ortam. Bir tane ağaç olduğu zaman o güzel, yeşillik var diyoruz. Halbuki yani yeşillik bu. Ya yani şuraya bakın.
Şirinler'deki orman gibi her tarafta ağaç var. Ve insan böyle şeyleri seviyor. Fakat maalesef içine etmiş durumdayız. Bir de bunun şöyle bir kötü tarafı var tabii. Her ne kadar güzel gelse de bizler şehirde pek börtü böcekle büyümediğimiz için burada her yerde sinek, örümcek, işte ne bileyim böcekler, akrepler falan filan insanı biraz şey yapıyor, tedirgin ediyor. Mesela evler tahta, tahta bir evde uyuyunca sürekli tık 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 tahta kurdu mu diyorlardı. Onlardan var, ses var, rahatsızlık veriyor. Halbuki biz şehirde en fazla ne yapıyoruz? Tuvalette kimseye zararı olmayan uzun beyaz bacaklı bir örümcek görüyoruz yani. En fazla gördüğümüz böcek bu ki o bile rahatsızlık veriyor. Halbuki böyle ortamlarda yaşayınca 3-5 günde alışıyorsunuz. Gerçi ben o kadar da şehirli değilim. Zira adada büyüdüm, Heybeliada ve orası da komple yeşillikti. Şey vardı aslında bayağı anlatayım da siz de öğrenmiş olun. Biz orada 99 depreminden sonra yaşamaya başlamıştık ve belediye müzelerde çalışacak insan arıyordu. Daha doğrusu mesela İsmet İnönü orada bir köşke sahip ve orayı müze yapmışlar. Ya da Heybeli'de Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın müzesi var. Yani eskiden evi olarak kullandığı bir yapı var. Birkaç kere restore etmişler. Oraya da insanlar gezmeye gelmek istiyor fakat o müzeye bakmak gerçekten zor. Dolayısıyla şöyle bir imkan tanıyorlar. Yabancı dil bilen ve müzeyi gezmeye gelen insanları gezdirebilecek olan insanlar lazım. Bunlar evde bekçi gibi kalacaklar, kira ödemeyecekler ve aynı zamanda müzeye bakacaklar. Biz de 99 depreminden sonra bu şekilde adaya yerleşmiştik. Dolayısıyla benim 14-15 yaşına kadar tüm hayatım zaten adada geçti. Bu yüzden de işte böcektir, börtüdür, hayvandır. Bunlarla alakalı pek bir problem yaşamıyorum. Hatta çocukken şey yapardım. Her tarafta bir akrep, çıyan, büyük örümcekler böyle hayvan gibi şeyler vardı. Ve ben bunları topluyordum. Birkaç tane böceği yakalayıp bunları kendi aralarında kavga ettiriyordum. Ve işte o onu öldürüyor, o onu öldürüyor. Bir şampiyona düzenliyordum. Genelde kırmızı bir tane akrep vardı. Onu bayağı nadir bulmuştum yani. O birinci oluyordu. Fakat en sonunda şöyle bir çakallık yapıyordum. Mortal Kombat misali. Birinci olan varlığı da öldürüyordum. Yani çocuk işte. En fazla ne yaparız? Genelde birkaç tane karınca toplayıp bunları büyüteçle yakarız, değil mi? En fazla yapacağımız şey bu. Fakat ada ortamında büyüyünce psikopatlık seviyesi artıyor. Bulduğunuz her böceği dövüşçü gibi kullanıyorsunuz. Ben de bunu yapıyordum. Hatta bizim bir odunluk vardı. Odunlukta şu Lord of the Rings'teki örümcek gibi büyük bir örümcek vardı. Frodo'yu sokan. Siyah, koca götlü bir şeydi yani affedersiniz. O da genelde birinciliği oynuyordu. En son kırmızı akreple onları kapıştırdım. Akrep yendi gene. Fakat dediğim gibi onu da ben yendim. İşte yapacak bir şey yok. Bir de ne kadar zormuş ya konuşuyorken bir yandan da yürümek. Zaten yokuş. Bir de buradaki oksijen daha yüksek. Şehirdeki gibi değil. İnsanın beyni ağrıyor yani. Ama güzel. Yani şunu yapmasam olmazdı. Seher yorulduğu için kamerayı ben alıyorum. Tabii zor bir şey. Eller havada sürekli bir yeri kaydetmek. Bir yandan o da yürüyor, bir yandan kadraja bakıyor. Hani sağ solu yanlışlıkla almasın diye. Bakalım. Aslında bayağı bir yolumuz var. Bu çekim herhalde bir 40 dakika falan sürecektir. 40 dakika boyunca konuşacak bir şey bulmak da biraz zor. O yüzden arada canlı yayınlarda yaptığım kekoluklardan bazılarını yapabilirim. Mesela az önce ne söylemiştim? Buralar Şirinler'deki ormanlara benziyor, değil mi? O zaman bir Şirinler açılışı yapmak iyi olur. Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük mavi yaratıkların yaşadığı kocaman gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine Şirinler derlerdi. Çok iyiydiler. Sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. O zaman pişman olacaksınız. Sonrasını hatırlamıyorum lan. Neyse böyle kalsın var. Şirinlerden nefret ediyorum. Şirinlerden nefret ediyorum. Öyle bir şey. O kadarını da hatırlamıyorum. 15 sene olmuş izleyeli yani. Güzel bir çizgi filmdi. Google'a
Şirinler'deki komünizm işaretleri falan yazın. Onunla alakalı bir şeyler yazmışlar. İnsan bir şok yaşıyor gerçekten. Hani kırmızı şapkalı bir Şirin Baba, herkesin aynı köyde eşit şartlarda yaşaması, tembel Şirin'in bile tembellik yaptığı halde herkesle aynı yemeği yemesi, yani tamamen komün yaşam, enteresan şeyler. Şey yapıyorlar genelde, yani bir iki tane baktım, adam kamerayı bir yere koyuyor, kamera onu gelirken çekiyor, sonra herhalde bunu görmüyoruz ama kamerayı oradan alıp başka bir yere koyuyor falan. Fakat tek seferde yürüyormuş gibi bir imaj veriyor. Mesela şeylerde olur ya, belgesellerde falan. Geziyoruz, görüyoruz falan. Gidersin köyleri gezersin, insanlara misafir olursun. Bir kapıyı çalar böyle adam. Sanki ilk defa çalmış gibi kapıyı açan kişiler aa falan şaşırır böyle, içeri alırlar. Halbuki adamın eve girerken içeriden görüntüsü var. Yani ne ara yaptılarsa içeriye zaten kamerayı, ışığı, her şeyi kurmuşlar. Ama bize hiç öyle bir şey yokmuş gibi gösteriyorlar. O bahsettiğim şeyi yapalım. Gerçi onu yapmak için bir evde olmak lazım. Olmadı, plan yattı. Neyi? Kamerayı bir yere koyacağım da ben buradan yürüyeceğim. Evet. Boş ver, saçma göründü gözüme yani. Daha başladığım anda vazgeçtim. Ama şey var bak. Ha, o yüzden anlatıyorsun. Şimdi bir kamera triği var. Yani işte taktik. Bunu genelde şeylerde kullanıyorlar, vloglarda falan baktım. Kliplerde falan da yapıyorlar. Olay şu, ben yürürken kamera arkamdan bana girebildiği kadar girecek, zoom yapacak. Sırtıma dayandığı anda simsiyah olacağı için bir dahaki sefere önümden başlayacak. Yine simsiyahtan ve açılacak. Anlatması aptalca ama yapayım da görün. Gel aşkım. Tamam, şimdi önüme geç. Şimdi ben bunun hem bu iğrenç halini hem de bahsettiğim şekilde biten halini göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız. Yani aslında görüntüyü, klibi, videoyu daha güzel yapmak için bir sürü kamera ayarı var. Işık ayarı, kamera hilesi, açılar. Fakat benim konsepte bunlar pek gitmiyor. Zira oturuyorum bir koltuğa, 5 saat boyunca vay efendim işte tarihte şunlar olmuştur falan diyorum. Bu yüzden daha basit takılıyorum ama belki bu kanalda bunlarla alakalı da şeyler paylaşabilirim. Bakalım. Şu görüntü güzelmiş, istiyorsan bir buraya da bak. Evet, Allah'tan yağmur yağmadı ya. Yağar diyorduk. Biz çıktığımızda çiseliyordu. Şimdi iyi. Ya hak, gidelim bari. Şimdi vlog yaptığınızda ve eğer böyle bir ortamdaysanız normalde sizden ekstrem şeyler yapmanız bekleniyor. İşte dağcılık yapayım, bir yere tırmanayım, kimsenin görmediği bir yere gireyim, risk alayım falan. Ama bizde öyle bir şey yok. Biz bayağı efendi efendi ormanda yürüyeceğiz. Bilinçli vatandaşlar olarak hiçbir yere zarar vermeyeceğiz. Ve videomuzu bitireceğiz. Yani yarın akşam döneceğiz çünkü pek yapacak bir şey kalmıyor. Şunu yapmadan dönmeyelim dedik. Hem benle beraber siz de görmüş olacaksınız, iyi olur. Şahsen ben seviyorum böyle şeyleri. Mesela şu türden videolar var. Siz hayatınızda hiç Paris'e gitmediniz ya mesela, gitmeyenler için söylüyorum. Ama Paris'i merak ediyorsunuz. Adam Paris'e indiği anda havalimanından itibaren kamera onu takip ediyor. Yani hangi otobüse bindi, nereye indi, Paris'in şu caddesi nasılmış, hangi dükkanlar varmış. Adamla beraber şehri geziyorsunuz. Böylece eğer bir gün Paris'e giderseniz iyi kötü ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Ya da Roma. 4 saatlik, 5 saatlik videolar var. New York Street'te gezdik ya da Roma'da gezdik şeklinde.
Yani bunlar hoş. Gezen kişiyle beraber şehri aynı anda tanımak güzel bir şey bence. Yani YouTube'u bu türden videolar için de kullanmak mantıklı. Genelde sadece oyun videoları falan var ki ben de bu kanalda genelde oyun videoları paylaştım. Ama arada böyle şeyler de yapmak lazım. Evet, yine birkaç tane ağaç kesilmiş. Bakınca doğayı katlediyoruz gibi bir muhabbet dönebilir ama biz de ısınmak zorundayız yani. Ayrıca şöyle bir şey var. Devlet zaten bu ağaçları işaretlemiş. Yani şu ağaçlar kesilebilir, şunlar kesilmesin diyerek size bir imtiyaz tanımış. Ha, tabii ki bu kurallara uymayan ve kesilmemesi gereken ağaçları kesen de birçok insan vardır. Mutlaka vardır. Ama düşündüğünüz zaman zaten böyle olması lazım aslında. Nasıl ki bütün canlılar doğada kendi yaşamlarını devam ettirebilmek için başka canlıları öldürüyorlarsa ya da onları kullanıyorlarsa bir şekilde biz de aynı şeyi yapıyoruz. Kendi yaşamımızı devam ettirebilmek için ya ağaç yakacağız, ya hayvan yiyeceğiz ya da her tarafa beton döşeyeceğiz. Şöyle düşünmek lazım. Doğduğunuzdan beri acaba kaç tane tavuk yemişsinizdir, değil mi? Veya işte normal et, büyükbaş hayvan. Mesela şu anda Kurban Bayramı. Her taraf kan revan yani. Dolayısıyla zaten bizler hayatta kalmak için hayat mahveden varlıklarız. Ve bu dünyadaki hemen her canlı öyle zaten. Dolayısıyla duyar kasacağımız zaman şuna kasmaya gerek yok. Bir AVM yapmak için kesmiyoruz bunları. Hayatta kalmak için yapıyoruz. Ben belki bu konuda biraz böyle düşünüyor olabilirim. Zira dediğim üzere ben de adada büyüdüğüm için sobayla ısındım ve çocukken dedemle sürekli odun kırardık. O yüzden ağaç kesmek, bilmem ne yapmak, hani bunlara alışmışım, bana doğal geliyor. Belki de hayatında hiç sobayla ısınmamış olanlar bunu katliam gibi görüyor olabilir. Sen şeyden bahsediyordun. Burada hani karanlık, siyah bir orman var. Korkunç falan diyordun. Oraya daha var mı? Ama onun için ormanın içinden gitmemiz gerekiyor. Gidebiliriz. Yani ormana kalk girmekte... Kalkın şansımız çok yüksek. Tam vlogluk olur işte. Başkalarıyla gelmedik, ikimiz geldik. Ünlü YouTuber ormanda kayboldu. Bakalım Diamond Tema yakalanacak mı? Ünlü YouTuber Diamond Tema ormanda gezerken kayboldu. Ne kadar iğrenç sesler değil mi yani? Şu şekilde magazin sunmak, şu şekilde haber sunmak nedir ya? Ya da dublajlara baktığınızda karşında kocaman bir zenci var, 2 metre, kalıplı bir adam. Seslendirmeyi şöyle yapmışlar ama: "Hey Michael, lanet olsun dostum, ne yapıyorsun ha?" Bu adam böyle konuşmaz yani. Düşüyordum a**. Bunu koymam mı? Aslında konuşmasak bile sadece şu yere basma sesleri, dallar, çevredeki diğer sesler yeterli bir ambiyans yaratıyor. Tabii mikrofon o kadarını alacak mı onu bilmiyorum. Fakat ben bunu zaten ayarlayacağım. Yani mikserde dip sesi bayağı bir yükselteceğim. Böylece daha doğal bir çekim yaratacak diye düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz. Dedem hep şöyle yürürdü. Eller arkada bağlı. Adımlar upuzun. Beni de öyle alıştırmış. 85 yaşında adamdı, hepimizden hızlı yürüyordu ya. Herkesten önce gidiyordu yani. Biz yoruluyorduk, o yorulmuyordu. Adam sabahın 5'inde kalkıyordu. Odun kırıyordu. Yürüyüş yapıyordu. 7 gibi denize giriyordu. Sonra geliyordu. Biz şimdi, affedersiniz, kıçımızı kaldıramıyoruz. Yani tuvaleti yapmaya bile üşenmiş durumdayız yani. Su içmeye kalkmıyoruz mesela. Sürekli odamızdayız.
Çağımızın en büyük hastalığı tembellik. Şu ormana bakınca aklıma şey geldi. Boromir'in ölüm sahnesi. Boru'yu çalıyordu ya böyle sürekli. 3 tane ok yiyordu Uruk-hai'lerden. Tam öyle bir orman değil mi yani baktığın zaman? Bir de bizim gördüğümüzle onların gördüğü arasında bile fark var ama. Tabii. O kameranın. Zoom'da mı şu anda kamera? Hayır değil. Evet. Ama hani renk farkı olsun, her şey. Yani doğru. Bizim şu an gördüğümüz görüntüyle, şimdi ekrana bakıyorum. Farklı. Sizin gördüğünüz görüntü daha aynı değil. Daha aydınlık mesela ekrandaki. Daha çok ışık veriyor. Bir de biz bütün halbuki daha karanlık burası. Derinliği de algılıyoruz ya, 3 boyutlu. Hı-hı. Ekran öyle değil tabii. Biz mesela komple görüyoruz. Ekran belli bir kısmını görüyor. Ama güzel yani. Genelde şey yapıyorlar böyle bizim gördüğümüzle aynı olsun diye ışık ayarlarıyla oynuyorlar bilgisayarda veya color grading yapıyorlar. Daha yeşil veya daha sarı, daha Walking Dead havası falan katıyorlar. Ben olduğu gibi atacağım. Doğallıktan yanayım. O yüzden zaten şey yapıyorlar ya sürekli böyle Rusya'yı masmavi bir yermiş gibi gösteriyorlar. Her yer böyle buz kütlesinden hallici. Amerikan filmlerinde filan soğuk olduğunu belli etmek için full mavi ışık kullanıyorlar Rusya dediği zaman. Halbuki orası da böyle aydınlık beyaz bir yer. Şey gibi işte Breaking Bad'de Meksika dedikleri zaman hemen sapsarı, tupturuncu böyle her taraf rengarenk ya. Kum imajı vermek falan. Hava şansımıza çok güzel bugün. Evet, ilk gün çok sıcaktı ya. Güneşten gözümüzü hakikaten açamayacaktık çok şimdi. Leş gibi terlemiştim yani. Aynen. Şimdi rahatım. Yağmur da yok hem soğuk. Kuş sesleri falan inşallah kamera alıyordur. Uğultular falan ormandaki çok güzel. Evet. Keşke alsa hepsini. Bir gelsene şuraya çek. Şu görüntü mesela mükemmel yani. Şey kötü değil mi? Bak mesela şuraya baktığında mis gibi tahta. Bundan mükemmel bir kitaplık, masa, bir sürü şey yapılır. Fakat şu anda maalesef bunlar aşırı pahalı geldiği için hep talaştan falan yapıyoruz. Yani sunta mı diyorlar? Öyle bir şey. Cunta mı, sunta mı? Neyse artık. Bayağı dandik yani. Bir dolap yaptırıyorsun. Yani dokunsan kırılacak. Ama şunlardan yaptırmaya da para yetmiyor. Bir ceviz ağacından mesela bir masa yaptırmak. Kaç bin lira yani. Fakat eski evlerde ve daha eski insanların evlerinde bir karakter varmış. Bir hava varmış baktığın zaman. Her şey kaliteli. Belki herkeste her mal yok ama olanlarda güzeli var. Şimdi herkesin her şeyi olsun diye mecburen kaliteyi düşürmek zorunda kalıyoruz. Ve bu türden orijinal mallar da daha da pahalılaşıyor. Yani esasında pek bir şey değişmiyor. Eskiden de bir tek zenginlerin evlerinde sağlam bir masa, kitaplık bir şey oluyordu. Şimdi de öyle. Şimdi de sağlam olanlar bir tek zenginlerde var. Ulan hiç de vlog yapmadım ki. Yani ne anlatayım, ne çekeyim bilmiyorum. Ama bence böyle daha güzel ya. İzleyenler de bizle beraber yürüyor.
Gerçi muhtemelen zaten burada yaşayan, burayı bilen bir takipçi illaki vardır. Abi orayı ben de biliyorum, ben de oradaydım falan diyen çıkar yani. Ama bilmeyenler için güzel bir ortam. En son bu türden yeşillik ortamda yürüdüğümde kaç? 2016 yılındaydım. İtalya'da Parco Querini diye bir yer vardı. Bayağı devlet parkı yani. Fakat bizdeki parklar gibi değil. İnsanların yürüyüş yapması, spor yapması için geniş, ağaçlık bir ortam yaratmışlar. Ya parkta göl var, ördekler yüzüyor, etrafta sincaplar var, tavşanlar var. Her tarafta hayvan var. 2-3 kilometre çevresi falan var yani, bayağı geniş. Ve insanlar orada spor yapıyor, yürüyüş yapıyor. Kimse oradaki ördekleri veya tavşanları yemiyor. Bizde olsa tabii anında mangal yaparlardı. İnsanlar gerçekten doğaya saygı göstermeyi ve yaşamayı biliyorlar. İşte o zamanlar İtalya'dayken her sabah koşuya çıkardım, spora çıkardım. Parco Querini'de yürürdüm, o hayvanlara bakardım falan. O zamandan beri şu türden bir yeşilliği görmemiştim. Bu yüzden de gerçekten özlemişim. Bakalım eğer bir daha İtalya'ya gidersek, yani o taraflara, orayı da size göstereceğim. Şimdilik Seher'le kafamızda şu var. Aralık ayında falan bir İngiltere'ye gitme muhabbeti var. Orada birçok ülkeyi, şehri gezeceğiz. O esnada hani bir hafta, 2 hafta zaten video çıkaramayacağım için ben de orada vlog yaparım diye düşünüyorum. Hem size şehirleri gösteririm, hem oradaki yaşayışı görmüş oluruz. Hem de daha sonra Roma'ya falan gitmeyi planlıyoruz. Roma'ya gittiğimizde de orada bir vlog yaparız. Yani bu kanalda sadece LOL videoları paylaşmayacağım. Bir yandan vlog, belki başka videolar. Olur mu olur yani. Bak mesela burası güzel bir ağaçmış. Burası güzel bir ağaçmış. Bu nasıl bir yanlış cümle kurma şeklidir ya? Tumblr'da ya da internette aşk acısı çeken, madde kullanan, depresyonda takılan ergenlerin arka plan fotoğrafı olarak kullanabileceği ortamlar. Bir de siyah beyaz efekti verdin mi ki şu anda vereceğim. Yani bu söylediğim şeyleri bilgisayarda halledeceğim. Tam masaüstü resmi yani baktığın zaman. Background. Ya hak! Ama atamadım. Evet. Bakın mesela şu ağacı işaretlemişler. Yani kesilebilir demek oluyor bu. Ama şimdi gerçekten de bazen kesmek şart. Şuraya baksanıza. Şu sıklığa bakın yani. Ne hayvan yaşar, ne böcek geçer. Şu dallara yakınlaş bebeğim. Şu aşağıya. Dop dolu yani baktığınız zaman. Güzel yeni yıl ağacı olur bundan. Onu yapıyorduk ya. Şeydeyken, adadayken
Ormandan ağaç söküp, böyle ufak bir ağaç, 1 metre falan. Onu süsleyip gerçek çam ağacından yeni yıl ağacı yapıyorduk. İşte fakirlik, fukaralık, para verip alamamak. Pek de güzel olmuyordu. Bir sürü böcek topluyordu. Ama yaptık mı yaptık yani. Evet. Yolun sonu görünüyor. Assassin's Creed'de şey oluyor ya. Bir bölgeyi keşfettiğinde orada konma noktaları var. Tırmanıyorsun üstüne ve orası aktif olmuş oluyor. Işınlanma hakkı tanıyor. Ben de şimdi kapşonu çekeyim. Assassin's Creed'de olduğu gibi. Fakat keşke ışınlanma şansımız olsa. Keşfettiğin bölgeye tekrardan dönme şansın olsa. Ha, bu arada Assassin's Creed güzel oyun. Oynamayanlar oynasın. Ben bir daha oynamaya başladım. Çünkü felsefe tarihine, bir dakika yaklaşma konuşayım. Felsefe tarihine başlıyorum. Bir sürü görüntüye ihtiyacım var. O oyunda da işte Sokrates, Protagoras, bir sürü insanla alakalı görsel var. Ben hem oynayacağım, oynarken gameplay'i yani ilerlemeyi, hikayeyi ve oradaki mitolojik göndermeleri size anlatacağım. Yan kanalda, bu kanalda paylaşacağım. Hem de orada toplayacağım görüntüleri ana kanalda felsefe tarihi için kullanacağım. Bu yüzden hani benle beraber siz de oynayabilirsiniz. Söylemiş olayım. Güzel bir oyun. Daha sonra şey için de yapacağım. Artık Mısır tarihi bitti ama Origins yine güzeldir. Ben Odyssey'i göstereceğim size. Ama Origins'e de bir gameplay videosu yaparım. Yani baştan sona. Ya da ileride Skyrim'le alakalı yaparım. Dark Souls yaparım. Bazı güzel oyunlar var. Yani oynarken keyif aldığım. Bir tek LoL oynamıyorum. Ama LoL daha basit. Başlıyorsun, yarım saat oynuyorsun, bitiyor. Neyse çok konuyu dağıtmayayım. Geldik. Yani aslında bizim hedefimiz buraya gelmekti. Valla bizde ortam böyle. Hava yağışlı. Kapkara bulutlar. Biraz uzak olmasaydı, şu an herkes burada mangal yapıyordu. Ama uzak olduğu için kimse gelmiyor. Görüldüğü üzere pek arabaların gidebileceği bir yol da yok. O yüzden üşeniyorlar. Ama dün bir yerde mangal yaptık. Başka bir çayırda, ortamda. Ne diyorlardı? Yörük konağı mı? Orada insanlar mangal yapıyor. Biz de yaptık şimdi. İnkar etmeyeceğim. Ama bu dingiller, dangalaklar, beyinsizler, terbiyesiz, ahlaksız... Neyse devam etmeyeyim. Gaza geldim. Bu insanlar mangal yapıp külleri yerde bırakıp yangına sebebiyet veriyorlar. Yani bir iki kişinin mangalını biz söndürdük. Adamlar bırakmış gitmiş, hayvan gibi duman var. Yani bıraksan orman yanacak. Yemeği, içmeyi, takılmayı biliyorlar ama mahvetmeyi de biliyorlar. Yani kendi pisliklerini toplamayı öğrenmemişler. Gel keyfine bak, doğanın tadını çıkar, ondan sonra mahvet git. Maalesef bütün yangınlar da böyle ortaya çıkıyor. Adam sigarayı atıyor, ne bileyim mangalı orada öyle bırakıyor. Biz söndürdük yani. Bu da böyle bir anımdır. Evet, buradan halka, ulusa sesleniyorum. Kardeşlerim, Romalılar, yapmayın böyle şeyler ya. Mangal yapıyorsanız yani insan gibi edebinizle yapın, söndürün gidin. İnsan şöyle vlog yaparken bilmiyorum, ben en azından öyle hissediyorum. Mal gibi hissediyorum. Normalde yapmayacağım şeydir ya. Hep hoş geldiniz. Bu videonun konusu vır 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 vır. Ciddi ciddi gidiyoruz. Lan yani. Vlog boş muhabbettir. Diamond Tema. 5000 yıl sonra bunu hatırlayacaklar. Herkesin bir sözü var. Aristoteles, insan politik bir hayvandır. Daha doğrusu adam politik bir hayvandır. Oradan man diyor. Sokrates, tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir. Diamond Tema, vlog mallıktır. Ya da çünkü insanlar mal. Yeri çek bebeğim, şeyler oluyor. Çekirgeler zıplıyorlar, onları çek, güzel olur. Solmaz çiçek mi? Evet. Solmuyor muymuş? Bunu koparıyorsun ve hiç solmuyor. Niye? Öyle. Cinsi öyle.
kurban olduğum Rabbim yaratmış. Hala mı inanmıyorsun? Bir de lotus var. Lotus da asla kirlenmiyor. O yüzden de sonsuz yaşamı simgeliyor. Birçok mitolojide kutsaldır. Bak ver bana kamerayı. Bu nasıl bir örümcek? Oğlum sen nereden geldin lan? Burada örümcek çok fazla var. Ve devasa örümcekler var. Ben örümcekten, akrepten hiç haz etmem. Hani çocukken bunları dövüştürdüm, topladım. Çocuktum, maldım yani. Şimdi öyle şeyler yapmıyorum. Hiç de hoşuma gitmiyor. Ama Seher genelde kelebekten, kara fatmadan, yani hamam böceğinden falan korkuyor. Çok saçma. İnsan kelebekten niye korkar ya? Burada konuşman lazım. Kendini savunman lazım. Bence çok çirkin bir hayvan. Kelebek deyince böyle güzel kanatlı şeyler hayal ediyorlar. Yakından incelediğin zaman tüylü kafası, böyle vücudu. Bilmiyorum, ben beğenmiyorum. Korkutucu geliyor bana. Felaket yağmaya başladı. Şu an epey bir yağmur var. Belki ekranda falan da birkaç damla bunu gösteriyor olabilir. O yüzden maceramız sona erdi. Başka vloglarda görüşmek üzere. Kamerayı ıslanmaması, bozulmaması için daha fazla açık tutmayacağım. Biz direkt eve doğru koşturacağız. Hadi kendinize iyi bakın. Allah! Lan yağmur yağıyor dedik, eve gidek dedik, yağmur bitti. Şu an hava bayağı iyi. Hatta Seher gitmeye başladı bile. Belki çekim devam edebilir. Bakalım. Burada her yer çam ağacı. Eskiden bunları topluyorduk böyle. Şuralarını böyle farklı farklı renklerle boyuyorduk. Yeni yıl ağacı için sus oluyor bunlar böyle. Sallanıyor. Biz şey yapardık. Bunların içinde çekirdek oluyordu. Çam çekirdeği yani. Onlardan yiyorduk. Burası da bizim kaldığımız ev manzarası. Yani anneannem ve dedemin evi. Ben çocukluğumdan beri geliyorum tabii ki, ama Diamond ilk kez geliyor. Burası da bahçe. Bu da Diamond Tema. Kendisini tanıyorsunuz zaten. Merhaba arkadaşlar, ben Diamond. Bugün hoş geldiniz. Öyle. Güzel bir ortam. İmkanı olanlara tavsiye ederim. Şu evlere baksana yani. Çocukken resim dersinde çizdiğimiz evler gibi. Üçgen bir çatı, bir tane baca, iki tane pencere. Geldiğimiz gün çok sıcaktı. Ama bugün hava tam tersi, aşırı kapalı. Gökyüzü. Arada bir yağıyor, duruyor. Seher abla, sen de bir kanal açacak mısın? Aşkım seni de izleyelim Seher abla. Umarım. İleride düşünüyoruz. Kısmetse. Ameliyat olmamış olsaydım ben de görünmek isterdim, ama şu an o kadar iyi hissetmiyorum. Ben de Diamond'ı çekiyorum bu yüzden. Evet, Diamond. Sürekli üzerimde bir göz var. Hangi İzleniyorum. Yudumlarken bile yudumlarım böyle sayılıyor gibi. kitabı okuyorsun? Carlos Levi, Kuşkuculuk. Dün de bunu okuyordum zaten şeyde, mangalda. Bitecek, bugün bitecek. Son 30 sayfa kaldı. Fotoğraf mı, video mu? Video. Niye çekiyorsun beni evde? Diamond gene kitap okuyor. Efendim abi. Hadi gel, bir gelelim seni, gel. Tamam. Tamer'le diyor ya. Tam vaktinde gelmişsin. Okumayanları öneririm. Carlos Levan, Kuşkuculuk. Ve Diamond şimdi okey'e gider. Tatil bu kadarmış.
2000 years later. Evet, şimdi size bizim manzarayı göstermek istiyorum. Normalde aydınlıkken bayağı güzel görünüyor fakat öyle değişik bir ortamı var ki bir anda sis basıyor ya da bulut geliyor. Yani hem aydınlık hem kapkaranlık olabiliyor. Mesela şu anda burada bulutları çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani bunlar sis falan değil. Resmen bulut seviyesinde oturuyoruz. Hatta birazdan etrafa bulut çökecek. Evet, neyse, çok fazla konuştuk. Epey uzun bir vlog oldu. Zaten şu anda bu ses kaydını da evden yapıyorum. Zira bunu çekiyorken konuşmamıştım. Bence güzel bir şey oldu. Devamı da gelecektir. İzleyen herkese sonsuz teşekkürler. Diğer vloglarda, videolarda, bilmem neylerde görüşmek üzere. 10. kere bay bay.